Cumhuriyet Halk Partisi'nde il danışma kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıda ortak mücadele çağrısı yapıldı. İl Başkanı Sinan Özkar, toplumun tüm kesimleri adaletsizlik ve hukuksuzluktan nasibini aldı. O nedenle kimseyi ötekileştirmeden diğer siyasi partilerle bu ortak mücadeleyi devam ettireceğiz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Danışma Kurulu toplantısı Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantıya CHP Milletvekili Utku Çakır Özer, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, parti delegeleri ve mahalle temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda ilk olarak CHP il örgütünün yaptığı çalışmalar slide gösterisi şeklinde sunuldu. Ardından İl Başkanı Sinan Özkar bir konuşma yaptı. Evlat acılarının yaşanmadığı, çocukların öldürülmediği, çocukların katledilmediği, çocukların tacize uğramadığı öyle bir Türkiye'yi yaratmak için mücadele etmek düşüyor. Biz mücadele edersek o anaların, o babaların acıları bir nebze hafifleyecektir. Onların acılarını hafifletmek için mücadele edeceğiz. Bunun sözünü zaten her zaman veriyoruz. Bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Özkar konuşmasında ortak mücadele çağrısı yaptı. Sözlerine şöyle devam etti. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 12 Eylül'ün de bütün antidemokratik uygulamaları getiren zihniyetin de tarihin çöplüğüne gideceğini, bu mücadelemizin başarı kazanacağını ve Türkiye'nin çağdaşlaşma yolunda ilerleyeceğini düşünüyor ve bunda kararlılığımızı ifade ediyorum. Son gelinen süreçte bir milletvekilimiz hakkında mahkumiyet verildi ve hiç olmayacak biçimde tutuklama kararı verildi. Bunun üzerine genel başkanımız adalet için İstanbul'a bir yürüyüş kararlaştırdı ve bu yürüyüşüne devam ediyor. Genel başkanımıza bu yürüyüşünde bizler de sonsuz destek veriyoruz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi kenetlenmiş biçimde genel başkanın arkasında adalet için yürümeye devam ediyor. Tabii milletvekilimizin tutuklanması değil. Bu ülkede haksız tutuklanan, haksız hükümler giyen, haksızlığa uğrayan kamu görevlileri, haksızlığa uğrayan üniversite öğretim görevlileri ve hukuksuzluğa uğrayan, adaletsizliğe uğrayan toplumun tüm kesimleri için biz adalet yürüyüşümüzü devam ettireceğiz.